Ben Urfa'dan geliyorum. Benim ablam, eniştem, 3 tane de yeğenim şu an kazın altındalar. Deprem olduğunda Şanlıurfa'dan çıkıp direkt olarak buraya geldim. Yollar kapalıydı. Bir şekilde kendimi buraya attım. Geldiğim ilk günden beridir, ilk 3 gün neredeyse hiçbir çalışma olmadı bu binada. Aşağı AFAD ekipleri geldi, UMKE ekipleri geldi. Bütün ekiplerin hepsi aşağıda görünen bir Rönesans diye bir site var. Hepsi önündeler. Gidip abi yukarıda da bir tane enkaz var. Lütfen yardımcı olun, orada da çıkaralım. Çünkü biz içeride canlı olup olmadığınızı bilmiyoruz. Ben hiç hayatım boyunca deprem yaşamadım. Ondan dolayı gelin yardım edin, beraber de çıkaralım dediler. Hayır, bize yukarıdan bildirim gelmiş, valilik tarafından direkt olarak buraya gönderildik. Başka hiçbir yere ekip gönderemiyorum dediler. Aşağıda bir tane rütbeli bir personel vardı. İlk geldiğimiz gün sadece asker vardı burada. Abi gelin beraber elden ele taş atalım aşağı dedim. Başka bir şey istemiyorum sizden. Adam şunu dedi. Artçı depremler oluyor. Ben askerlerimi dışarı çıkaramam. E burada bekliyorsun. Daha olan olmuş zaten buraya. Gelip yardım et. Yok, ona da yardım etmediler. Sonra ilk 3 gün geçtikten sonra burada ne kimse geldi ne kimse gitti. AFAD'ın şu an görmüş olduğunuz ekipleri var burada. Şu an belki bu kaydı izleyenler diyecek ki AFAD var, yalan söylüyorlar, yanlış konuşuyorlar. Bu AFAD ekipleri var ya, dün gece geldiler. Burada önce bir tartıştık, kavga ettik. Zor bela bir yetkili geldi. Tamam siz burada kalın dediler. Onların da hiçbir ekipmanı yok neredeyse. Şurada görmüş olduğunuz asker abiler var ya, ilk 5 gün yoktular. Sonradan herhangi bir bakan mı birisi geleceği zaman şöyle şuradan komple boydan boya aşağı kadar serildiler. Bak Allah ayaklarını taşa değdirmesin. Allah hepsini sağlık sıhhat versin. Hepsini çok seviyoruz. Ama sadece yetkililer geldiği gün buradalardı. Ondan öncesinde kimse gelmedi. Jandarma geldi, dedi ki içeride bizim şehidimiz var, onu alıp çıkaracağız. Gelip içeriden şehitlerini alıp çıkardılar. Özel harekatçılar geldi, bizim içeride şehidimiz var dedi, şehitlerini alıp çıkardılar. Benim eniştem polis memuru, devlet büyüklerini korumada. Ama şu an daha yeni polis arama kurtarma ekipleri geldi. Onlar da bilmiyorlar içeride mi değil mi. Sadece tahminimizce bulunan eşyaların olduğu yerde gösterdik. Burada çıkaracağız, çalışacağız dediler. Ayrıyetten devletin hiçbir merceği burada yoktu. Hiçbir merceği yoktu. Burada sadece Erzurum arama kurtarma ekibi. Onlar da dişiyle tırnağıyla çalıştılar. Allah razı olsunlar, çıkartılabilen hepsini onlar çıkardılar. Gerisinde devletin hiçbir merceği yoktu. Sadece gönüllü insanlar, gönüllü kepçeler vardı. Dün gece paylaşım da yaptım. Aşağıda bulunan Rönesans sitesinin içinde binlerce insan var. Hepsinin üstünde yelekli, baretli insanlar. Ama bizim binaya baktığınız zaman kapkaranlık. Akşam 8 olduğu zaman bütün işçiler bırakıyor gidiyor. Ama yan tarafta Rönesans'ın olduğu yerde aydınlatılmış Hatay'ın üst kısmına geceden bakın enkaz olduğundan beridir. Hep burası aydınlık ama yanında olan yere hiç kimse gelmiyor. Sağlık Bakanı'yla Milli Savunma Bakanı geldi. Sayın Bakanım dedim, bir yukarıda çıkın bakın. Yukarıda da bir enkazımız var. Bir komutan koluma girdi. Senden numara alacağız, sen bize emanetsin, bize bir konum at dedi. Konum attım, ne gelen var ne giden var kaç gündür. Sadece biz burada dişimizle tırnağımızla insanlar ateşlerin başında. Bakın çadır bile yok burada. İnsanlar lavaboyu 4 gün sonra gördüler burada. Herhangi bir tuvalet ihtiyacını giderecekleri yer bile yoktu burada. Sadece ateşlerin başında oturuyoruz. Akşam 7 olduğu zaman karanlık çöktükten sonra bekliyoruz ki sabah olsun. Elimiz kolumuz bağlı, birisi gelip şu gönüllü arkadaşlar dinlensin, yerine sabah bir daha çalışabilsinler diye. Ayrıca hiçbir kimse gelmedi buraya. Gelen insanların hepsi de diyor ki biz valilik tarafından, bilmem kim tarafından hep bu tarafa geldik. Bu tarafın bir kriz masası yok, buranın bir yetkilisi yok. Önceki günlerde kaç gün geçmiş üstünden hala bir yetkili yoktu. Buradaki insanlar kaderine terk edildi. Bugün başladık. Bugün bu şekilde başladık. Ayrıyetten hiç kimse yoktu burada. Başka hiç kimse gelip gitmedi. Düneyin Erzurum bölge sorumlusu diye birisi, burada birisi tanıdığı varmış, onu çağırdılar. Geldi, biz burada tartıştık. Hani siz AFAD'sınız dedim. Devletin elbisesini giyen insan Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerinde görevlidir. Üst, az fark etmez. Bir sıkıntı varsa orada olayı çözmesi lazım. Ben halledeceğim dedi. Burada geldi, aşağıyla ilgilenen AFAD sorumlularıyla konuştu. Ondan dolayı iki tane şu küçük AFAD arabasından getirildi. Birkaç tane de AFAD personeli var şu an. Burada ses var mı diye gelenlere de bizim umudumuzu o kadar kırdılar ki biz aşağıda vardır herhalde ses. Burada ses yoktur. Çünkü kimse burada çalışmadı. 9 gün bir insana bıraksan açlıktan, susuzluktan, bu soğukta ilk 2 gün zaten yağmurdan ölen öldü. Arkadan ses geliyordu ilk 2 gün.
Zeynep Zeynep diyordu kadın. Benim ismim Zeynep. Öldü gitti kadın. Kimse yardım etmedi. Gelen ekiplerin hepsi aşağıda durdu.